Ermeni medyasının son günlerde gündeminde olan konulardan biri de Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sınırların hangi haritalar üzerinden belirlenip sınırlandırılması sürecidir. Ermeni medyasına göre sınırlar 1920'lerin haritalarına göre belirlenecek. Azerbaycanlı siyasi analist Turan Rızaev, prensip olarak, sınırların belirlenmesinin 1920'li yılların haritaları temelinde gerçekleştirilebileceğini belirtti. Rızaev mesele şu ki geçtiğimiz yüzyılda Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sınırlar çeşitli nedenlerle bir kez değil birkaç kez değiştirildi. Yani mevcut durumda sınırların tanımından bahsediyorsak bunun mantıksal olarak ilk değişiklikten önceki haritalara dayandırılması gerekir. Ermenistanı bu konuda endişelendiren asıl mesele sınırların 1921 haritalarına göre çizilmesidir. Bu haritalar üzerinde işlem yapılırsa Ermenistan'a yasa dışı olarak verilen ekilebilir ve mera arazileri iade edilmelidir. Erivan'ı endişelendiren bir diğer konu da Zengezur koridorunun Ermenistan topraklarından geçen bölümünün Azerbaycan sınırlarına dahil edilme olasılığıdır. Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği taraflar arasındaki müzakerelere ve uzlaşmalara bağlı olacaktır. Ancak Ermeni tarafı bu tür korkulardan şimdiden alarma geçmiş durumda prensip olarak, bu iddianiden ortaya çıkmadı. Sınırların çizilmesi ve sınırlandırılması sürecinin 1920'lerin haritaları temelinde yürütüleceği haberinin Kremlin, daha doğrusu Putin tarafından kasıtlı olarak ortaya çıktığını düşünüyorum. Rusya Devlet Başkanı Putin bir konuşmasında bağımsızlığına yeni kavuşan ülkelerin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne katıldıkları zaman işgal ettikleri topraklara geri dönmeleri gerektiğini söyledi. Putin'in sözleri Ukrayna'ya, Polonya'ya, Beyaz Rusya'ya, Baltık'a, Kazakistan'a olmasa da Azerbaycan'a fayda sağlıyor dedi. Putin'in Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki sınır sorununu 1920'lerin ve gelecekte Ukrayna, Polonya, Kazakistan ve diğerlerinin haritasıyla çözdüğünü belirten Rızaev, ülkelere baskı yapma şansı bulabileceğini düşünüyor. Prensip olarak bu mümkündür. Eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ülkelerinin çoğuna topraklarının bir kısmı daha sonra verildi. Mevcut durumda Rusya, Güney Kafkasya'daki süreci 1920'lerin haritaları ile çözmüş ve dünyaya kabul ettikten sonra dikkatini Sovyet sonrası ülkelere çevirecektir dedi. Azerbaycanlı uzman Natik Caferli de Putin'in haritaların Rus Genelkurmay Başkanlığı arşivlerinde bulunduğunu söylediğini hatırlattı. Ermeni tarafı, üç konuyu ayrı ayrı tartışmaya, anlaşmaları ayrı anlaşmalarla düzenlemeye çalışıyor. Sınırları netleştirmek istiyor, iletişimin açılmasıyla ilgileniyor, ancak toprak bütünlüğü konusunu erteliyor ve Karabağ'da yaşayan Ermeni asıllı Azerbaycanlıların durumunu tartışıyor. Rusya ne istiyor? Kremlin, Ermenistan'a alternatif ve daha güvenli bir yol bulduğu için iletişim başlatmakla ilgileniyor ve Ermenistan ile Rusya arasındaki tek karayolunun Gürcistan'dan geçtiği göz önüne alındığında, Tiflis'e olan bağımlılığını azaltmayı düşünüyor. Rusya da sınırları netleştirmekle ilgileniyor. Çünkü Moskova, Azerbaycan-Ermeni sınırını koruyacak, bölgedeki askeri varlığını artıracak ve güçlendirecektir dedi. Şevval Baba'nın tıraşı var. Hayır, hayır, hayır. Kutusu geçti. Dondurma klişe gelmesinler. Hayır, hayır, hayır. Gideceğim ben. Hayır, hayır, hayır. Sağ ol. Sağ ol. Gideceğim ben. Bana yarattın. orada keçən zamanlar çıxamadı. Soy ağa döyüşləri keçəndi. 3 il saatda bizim orada çox şəhidlərimiz, çox yaralılarımız oldu. Həmişə də əl aparırıq orada döyüşdə. Ona görə də biz qoymadıq ki, orada bizim belə şəhidimiz qalsın. Canımız paсына olsa da biz ora gəlib şəhidlərimizi çıxardıq, yaralılarımızı. Mənim iş yoldaşım vaclıdır. Hansı yoldaşmaydı Seydaliyev elə Biz bir də ritə yaralandıq. Mən yaralananda olmasaydı bəlkə də mən indi şəhid idim. Şəhid olmuşdum. O canı, o alsına mənim o mencərdən də özü də yaralandı mənə görə. Çox böyük, çox gözəl qan qamancasına çox güclü suialət göstərdilər həlbədə. Cənzələ bərifdə komanda qaldım. İkinci həftə mərcumlarla Bakı Yeni Klinikiya. Orada da yaranmasıda yatdım. Orada bir neçə əməliyyatlar keçirdim. Bütün müalicələrin hamısını yaşafonda qarşılayıb. İki nəsli Türkiyədə olunub. Türkiyədə dəsin əməliyyatı keçirmişəm. Bundan gözəl bir şey mən həyatda özümə dua edə bilməzdim. Yəni qozlığdan, şeytan üstə məqam yoxdur. 30 illik həsrətə 22 yaşında son qoyduq. 22 yaşında. O torpaqlar alınanda mən həyatda yox idim. Bu insana əlbəttə çox gözəl, çox şey bir şeydir ki, 44 günə 30 illik hasadı son qoymaq bunu heç dövlət bacarmaz, bacara da bilməz. Bundan da gözəldir. Mən özümə təsəvvür edə bilmirəm. Allaha çox şükür edib biz bu məqama yüksəldik. Allah ali başkomandanımızı qoyusun ki, onun siyasətinin nəticəsində tamamilə məğlub olaraq düşmənə qanut təyinatı. Hətta xidmətləri də dəyişdi, Kəlbəcərdə. Belənin birinci döyüşə gələndə bu olur. Rusya, Hava Kuvvetleri bünyesindeki askeri kargo uçaklarına bomba yerleştirdi. Alman Bild gazetesinde yer alan haberde Rusya Savunma Bakanlığı tarafından Hava Kuvvetlerine ait kargo uçaklarına küçük serbest düşme bombaları taktığı iddia edildi. Rusya Savunma Bakanlığı'nın, Pskov bölgesindeki askeri nakliye havacılığı alayında, ekipler pratik bombalamalar ve canlı atışlar yapmak için toplandı, dediği aktarılan haberde, ekiplerle birlikte P-50T eğitim bombalarının takılmasına ilişkin teorik ve pratik tatbikatlar yürütülüyor. Resmi bilgilere göre önümüzdeki günlerde bomba atma tatbikatı yapılacak. Fakat Rus askerleri, manevra kabiliyetleri zayıf olduğu için düşman hedeflerini bombalamak için tamamen uygun olmayan uçaklara neden küçük ama ölümcül bombalar yerleştiriyor. Bağımsız askeri blok yazarı Petri Makela, bunu bir süredir yapıyorlar ve kanatlarınızın altında 4 adet 50 kiloluk serbest düşüşlü bomba bulundurmanın neden yararlı olabileceğini düşündüklerini tam olarak söyleyemedim diyor. Askeri uzman Makelaya göre, resmi Rus hattı bomba yükleriyle birlikte uçakların tartışmalı bölgelerdeki iniş bölgelerini ve hava alanlarını güvence altına alması. Ancak bu, tek bir savaş uçağı çok daha fazla mühimmatı çok daha yüksek hassasiyetle düşürebildiği için pek mantıklı değil. Bu yüzden Finlandiya ordusu uzmanının kargo uçaklarının yeniden düzenlenmesi için endişe verici başka bir açıklaması var. Sürpriz bir saldırı veya bir düşmana karşı sürpriz paraşütle iniş planlıyorsanız bu mantıklı olacaktır. Sadece Finlileri endişelendirmeyen bir teori. Çünkü Piskov bölgesindeki bazı uygulama alanları Avrupa Birliği ve NATO sınırına 50 kilometreden daha az uzaklıkta denildi.